Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil mütteqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad kerramna beni Adem ve hamelnahum fil berri vel bahr ve razaknahum minat tayyibat ve fazzalnahum ala kesirin mimmen halakna tafzila. Sadakallahu l-azim. وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde insan dedik. Allah-u Zülcelal'in yeryüzünde halifesi, Cenab-ı Hakk'ın has muhatabı, varlığın göz bebeği. Müslümanlar duyuyor musunuz? İnsan varlığın göz bebeği. Ya. Şair öyle diyor. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen. Merdüm-i dide-i ekvan olan Ademsin sen. Ya Rabbi bizi kamil yarattığın kullar ve müminler zümresine ilhak eyle. Muhterem müminler, ayeti kerimeye bu dersimizde yine kısaca bir mana verdikten sonra velakat kerramnadaki biz insanı mükerrem kıldık da işaret edilen kerametler nelerdir? Bunları birer birer göreceğiz. Diğer mahlukat içerisinde insanoğlunun nail olduğu kendine has kerametleri. Yani keramet deyince burada kerem manasına muhterem Müslümanlar. Tasavvuftaki, hakikatteki o velilerin kerametleri o ayrı bir bahis. O değil. Ve lekad kerramnâdaki Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği kerem ve keramat-ı sübhani üzerinde duracağız. Rabbi Zülcelal'imiz mazumuzun ser levhasını tezyin eden ayet-i kerimede buyuruyorlar. Estaizu billah. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ Biz Adem oğullarını mükerrem kıldık. Kendilerine hususi, özel kerametler verdik. Diğer mahlukat içerisinde ilahi birçok keremimize nail ve mazhar kıldık. Göreceğiz. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ve denizde onları mahlukatımızdan yarattığımız at ve emsali, deve emsali cinsinden binitlere bindirdik. Denizde de onlara kayıklar, sefineler, gemiler halk ederek insanoğlunun eliyle onları denizde seferlerini kolaylaştırdık. Evet muhterem Müslümanlar, demek ki karada ve denizde daha yaratırken Cenab-ı Halik-i Zülcelal ve Kemal Hazretleri onlara hizmet edecek mahlukat ile alet ve edevat ve gemi ve sefineleri de ayrıca sanki uluhiyetinde bizi düşünerek halk etmiş. Konyalı kardeşim, şöyle kendimize kıymet vererek kadrimizi bilelim öyleyse. Allah'ın hususi teveccühüne, tevfik ve hidayetine mazhar olmak için Mevlamızdan dualarda bulunalım.
niyazlarımız olsun inşallah Teala. Bununla kalmıyor. Rabbimiz devam ederek buyuruyor ki: "Verazaknahum minet tayyibat." Rızkların da en tayyib ve temizleriyle insanoğlunu merzuk kıldık. Yani arza döşenmiş bütün rızkların en güzel ve temizini insanoğluna rızk olarak verdik. Cenab-ı Hak aslan ve kaplandan tutunuz, filden karıncaya kadar mahlukatın rızkını veren de o. Fakat muhterem Müslümanlar, onların rızkı belli. O tohumu yayılandan cife yiyene varıncaya kadar mahlukatın rızkı belli. Ama insanoğlu hiç de öyle değil. Hep sanki cennetten gelircesine tertemiz rızıklarla Cenab-ı Hak insanı merzu kılmıştır. Evet. Ocağına koyduğundan daldan kopardığına varıncaya kadar Cenab-ı Hak aleta insanın rızkına özen göstermiş. Evet. Ki pırıl pırıl tertemiz olsun, yesin. Burada hemen şunu söyleyeyim. Ama yiyerek şımarmasın. Şükretsin. Secdelerle, kıyamlarla, rükularla, dualarla, zikirlerle, ramazanlarla ve haclarla Rabbi Zülcelal'ine ibadette bulunarak o nimetlerin Mevlasına karşı, yaratanına karşı hakkını ödesin. Öyle mi Müslümanlar? Hemen hemen her münasebet aldıkça söylüyoruz. Bir kara kahvenin 40 yıl hatırı var Müslümanlar, değil mi? Ya Bora ve Tipi gününde bir köyden geçerken korkulu şartlar içerisinde köy odasından biri çıksa, sizi içeriye alsa, üzerinizi kurutsa, ateşin önünde sizi ısıtsa, önünüze bir de kahvaltı getiriverse, Müslümanlar bu zatı ömür boyu nerede görseniz kucaklaşır, alnından öpersiniz. Yahu beni ölümden o gün kurtardınız, sana çok şey borçluyum diye. Bir insanın bir defaya mahsus yaptığı bu iyilik unutulmaz da. Müslümanlar, aziz Konyalılar, yüce yaratıcı, rahmi maderdeki durumundan kabre girinceye kadar hayatın boyu sayıya gelmez, rakamlar almaz nimetler bahşediyor. Vah vah vah. Ey böyle bir seferlik gördüğümüz bir iyiliğe karşı ömür boyu teşekkürü bir vecibe biliyoruz da, doğduktan kabre girinceye kadar ve ötesi belli zaten. Ya Erhamur Rahimin, Rahman sıfatıyla dünyada bütün varlıklara, Rahim sıfatıyla mahşerde inananlara, lütfeden ve lütfunun sonu olmayan Mevla'ya karşı teşekküratımızı, şükrümüzü ifade etmek ve arz etmek, secdelere kapanmak borcumuz değil mi muhterem Müslümanlar? Elbette ki en ciddi borcumuz ve hatta onunla insanız. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, duyuyor musunuz? Söyleyeceğim biraz sonra. Secdemizle insanız. Rükûmuzla insanız. Kıyamımızla insanız. Duamızla insanız. Kitab-ı Kerim'imizi okumakla, saygı göstermekle insanız. İlahi emirlere riayet ve itaatla insanız. Hazreti Muhammed'in yolunda olup Peygamber Efendimiz'e tabi olmakla insanız. Yoksa sadece şu kadarını söyleyivereyim, bunu yapmayanlar hayvandan da çok aşağı mahluklar denildiği zaman hakaret olmaz. Çünkü göreceksiniz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri gerekeni yapıyor ve söylüyor zaten. Muhterem Müslümanlar, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
Rızıkların da en güzel ve tıyıp ve temizini vererek onları merzuk kıldık. Sonra ayet-i celle böyle bitiyor. Ve faddalnahum ala kesirin mimmen halakna tafzila, ve onları yarattığımız mahlukatın, var olan mahlukatın pek çoğundan da faziletli kıldık. İnsan, muhterem Müslümanlar, ya insan. Geçen dersimde hadisin birini okumuştum, birini daha takdim ediyorum. Kulağınızı verin bakayım Müslümanlar. Cenab-ı Fahri Kainat, lemma halakallahu teala Adem ve zürriyetehu kâletil melâike. Allahu Zülcelal Adem aleyhisselam ve zürriyetini halk edince, dünya dolmaya 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 başlayınca, melekler Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine şöyle bir ilticada bulundular. Ya Rab, halaktehum yeekülûn ve yeşrabûn ve yenkehûn ve yerkebûn. İnsanoğlunu, beni beşeri, Ademoğullarını yarattın, yiyorlar, içiyorlar, evleniyorlar, biniyorlar, hele hele şimdi uçuyorlar, aya bile çıkmak istiyorlar, dünyanın sırrını keşfetmek istiyorlar, daha neler neler. Binaenaleyh bu kadar nimetlerini onlara verdiğin durumda, fecallehumü dünya ve lenel ahire, onlar için dünyayı kıl, ahiretteki cennet ve nimetlerini de bizim için vaad et ya Rabbi diye melekler böyle Cenab-ı Hakk'a iltica ediyorlar. فَجْعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةِ. Ya Rabbi, öyle olunca madem ki onlar yiyip içip evlenip dünyada alemlerini böyle değerlendiriyorlar, dünyayı onlar için kıl, ahiretin ebedi saadetini de bize ver Allah'ım diyorlar. Kulağını bana ver bakayım Müslüman kardeşim. Bak Allahu Zülcelal meleklerin bu niyazına karşı ne cevap veriyor. Ve bunu Fahri Kainat'ın dilinden dinliyoruz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyurdular ki: "La ec'alu men halaktuhu bi yedi ve nefaktu fihi min ruhi kemen kultu lehu kun fekan." Ya Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Cenab-ı Hak dünyayı onlar için kıl, ebedi saadet darı olan cenneti de bize ver deyince, Cenab-ı Hak buyuruyor ki hayır, yedi kudretimle yaratıp, Müslüman delikanlısı dikkat ediyor musun? Yedi kudretimle yaratıp ruhu kutsiyimden ruh verdiğim insanla ol dedim, oldu. Ol denekliğimle vücut bulan melekleri bir tutmam buyurdu Cenab-ı Hak. İnsanoğlunu yedi kudretimle yarattım ve ona ruhumdan ruh nefhettim. Onu has mahlukum, mümtaz varlık olarak vücuda getirdim. Sizi onların üzerine, çünkü melekleri Cenab-ı Hak ol dedi oldular. Yani nurdan yaratıverdi o kadar. Biraz sonra göreceğiz muhterem Müslümanlar. Evet, isterseniz şu anda onu ifade edivereyim. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ziruh mahlukat üçe ayrılır muhterem Müslümanlar. Mevlana, min küllil vücuh evlana, kaddesallahu sirrahul aziz hazretleri mesnevisinde hadis-i şeriften alarak mahlukatı, canlı olan mahlukatı üçe ayırıyor. Sadece akıl ve şuurdan ibaret olanlar, nurdan yaratılmıştır melekler, muhterem Müslümanlar. Onlarda nefis yoktur. Yaşlılarınız, benim yaşımda olanlarınız bile, benden yaşlı olanınız az kalmıştır zaten, cemiyet gidiyor, göç ediyor muhterem Müslümanlar. Pençeyi mevte takılmış nice bin kervan gider. Boyuna gidiyorlar. Bakınız üstadlardan kimse kalmadı muhterem emirler. Ya Türkiye'mize, bilhassa Konya'mıza ışık tutan büyük üstadlarımızdan kimse kalmadı. Yunus Emre'nin dediği gibi hep gittiler, kalmadılar, gülme gülme ağla gönül.
Öyle mi muhterem müminler? Ya. Melekler nur. Mevlana'mız öyle diyor dedim. Onlarda nefis yok, şehvet yok. Yeme yok, içme yok, ölüm yok muhterem Müslümanlar. Ya nurdan yaratılmışlardır. Ve ma minna illa lehu makamun ma'lum ayetinde işaret edilmiştir. Melekler Peygamber Efendimizin Miraç'ta gördüğü gibi semavatta kimi rükuda, kimi kıyamda, kimi secdede, kimi dua halinde. Mahşere kadar böyle devam ediyorlar. Bunlardan 4 tanesi var. Gençler, Allah'ın genç kulları, memleketin asil evlatları, dininize ilgi duyunuz. Ya, dininize ilgi duyunuz gençler. Muhterem müminler, bu bir ay içerisinde bir müesseseyle bir işim oldu da, üçer genç getirdiler, tekrar götürdüler, birini getirdiler filan. Gelen gençlere soruyorum, namaz kılıyor musunuz diye duruyorlar. Ya. Konya, hacı amcaların oğulları bunlar. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Konya, ilim şehri, aşk şehri, iman şehri. Tarihe beşerin kalbi olarak geçmiş, cennet vatanın gözdesi Konya. Gençler, bir sohbette çok üzüldüm mümin kardeşlerim. Hocam diyor, 40 kişi çalıştırıyorum diyor, bir kişi namaz kılıyor diyor. 40 kişi çalıştırıyorum diyor, içlerinden biri namaz kılıyor diyor. Ve ben, Müslümanlar, ve ben derin derin düşünüyorum. Baba olacak kişi, süt veren anne, sana sesleniyorum. Daha kundaktayken ona iman verecektin, ona aşk verecektin. Onun düşüncesine elmas gibi uluhiyeti aşılayacaktın. Rabbisine secdenin fazailinden bahsedecektin. Namazın, orucun, zekatın, haccın farz olduğunu kanına zerk edecektin. Kanına. Ya. Daha 3-4 yaşındayken babanın yanında oğlan kalkıp oturuyor secdeye. Bazen şöyle uzanıp yata gidiyor, güldürüyor falan ya. Daha 3-4 yaşında babanın yanında, çünkü evde baba anne namaz kılıyor. Güzel örnek. Güzel örnek. Çocuk kundakta gözünü açıyor, babasını camiye giderken veya evde namaz kılarken annesini başı örtülü, uzun etekli, kalın çoraplı, huzuru izzette görüyor kız. Öyle olunca 6-7 yaşındaki eşine doğru varırken, anneciğim bana da bir örtü verir misin? Benim de bir etekliğim olsun, yanımda namaz kılacağım diyor. Niye? Öyle gördü çünkü devamlı. Dahasını söyleyeyim. Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, muru ebnâekum bis-salâ ve hum ebnâ'u seb'asinin ve zribuhum aleyhâ ve hum ebnâ'u aşrasinin ve ferriqû beynehum fil-mazâci. Yavrularınıza 7 yaşta namazı emretmeye başlayın. Konyalı kardeşlerim, duyuyor musunuz? Benim değil, Allah Resulü'nün buyruğu, İslam'ın sesi. Yavrularınıza 7 yaşında, hadi evladım namaza, hadi oğlum abdest al camiye beraber, hadi kızım benim yanıma dur bakayım, ha rükû şöyle. Zaten 3-4 yaşında, daha beşikteyken, Hatice kızım Allah bir, beşikte de, kundakta böyle parmağını kaldırıyor. Dili dönmüyor da, böyle kaldırıyor. Allah bir diye. Biraz dili dönünce, Allah bir diyor.
Biraz daha dili dönünce Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam demeye başlıyor. Ben o peygamberin evladıyım ki utlubul ilme velev bissin diyor. Daha o zaman Medine-i Münevvere etrafında İslam daha. Öyle olduğu halde ilmi Çin'de de olsa giderek öğreniniz diyor. Benim peygamberim. Sizin peygamberiniz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İlim Çin'de de olsa giderek gençler. İlim Çin'de de olsa giderek öğreniniz. Huzil hikmete min eyyi vi'ain kan. Hikmet hangi kapta olursa olsun, Sibirya'da da olsa, efendim, buz denizlerinin kenarında, sahilinde de olsa, Danimarka'da, Finlandiya'da da olsa, Ümit Burnu'nda da olsa, ilim hangi kapta olursa olsun alınız diyor Fahri Kainat. Min eyyi vi'ain kan. Diğer hadis-i şerif, el hikmetu dâlletul mu'min eyne vecedehâ ehadehâ. Yeter ki ilim olsun, müminin yetik malidir. Konyalılar duyuyor musunuz? Yeter ki ilim olsun, ilim müminlerin, Müslümanların yetik malidir, yetik mali. İnsan yetiğini nerede bulursa alır mı? Öyle olunca ilmi nerede bulursa. Gençler, hep gelene öyle diyorum. Müslümanlar, genç cemaattan gelenlere öyle diyorum. Okuyunuz, 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 daha ileriye, daha ileriye, daha ileriye, reisi cumhurluk makamından mahalle muhtarlığına kadar alnı secdeye gelen, eli arşa açılan, gönlü aşkla buhurdan gibi yanan, Hazreti Kur'an'ın manasına gönül vermiş, Hazreti Muhammed'in faziletiyle donanmış, nur yumağı evlatlar istiyorum ben diye gençlere söylüyorum muhterem Müslümanlar. Ya. Biraz sonra bazı dertlere de vakit bulursam tabii temas edeceğim muhterem Müslümanlar. Neyse, Süleyman Çelebi'nin söz uzanur ger kalanın der isem dediği gibi, yani daldıkça ve yürüdükçe bu işin sonu yok muhterem Müslümanlar. Bitmez bu söz. Ya sat Mevlana'mızın dediği gibi sat kıyamet bir güzel etvanna tamam, yüzlerce kıyamet kopar da bu derdin sözü gene bitmez. Dertliyim ben muhterem ümmiler. Nasılsın hocam diyorlar. Şahsi hiçbir kederim yok. Şahsi ferdi maşallah değil. Şahsi hiçbir kederim yok. Fakat üzerinde dağ taşıyan hocanızın cemiyetin derdi, İslam'ın derdi, Kur'an'ın derdi, Hazreti Muhammed'in derdi, mana ve hakikatin derdi. Ya Rabbi şu necip milletin yüzünü hek her veçile ve daima güldür. Şu cennet vatanı cennete çevirdiğin günleri görelim Allah'ım. Mahkeme koridorları boş, hapishaneleri bomboş, tutuk evlerinde zanlı yok, suçlu yok, cadde ve sokaklarında melek haslet gezen insan nesli görmek istiyorum yüce Rabbim. Sen çok görme bu necip milletin evladına bu hasletleri inşallahü teala. Evet muhterem müminler, Mevlana'mız ziruh yaşayan varlıkları üçe ayırdı dedim. Birincisi melekler. Yeme yok, içme yok, evlenme yok. Nurdan yaratılmış. Asıl meseleyi oradan çıkardım. Gençler dedim de oradan iş dağıldı. Yeni neslin halinden dağıldı. Meleklerin büyükleri var muhterem Müslümanlar. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Gençler,
Bir daha sefere derste kaldıracağım, soracağım ona göre. Tamam mı? İmtihan edeceğim. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Cebrail vahiy getirmekle memur. Mikail rüzgarlarla, hadisat-ı kevniye ile, erzak-ı alemle meşgul. İsrafil, sur-i İsrafil müvekkeldir o. Kıyametin kopması, insanların tekrar ayağa kalkması ve mahşerde toplanmaları için sur'u üfürecek. Emir bekliyor İsrafil aleyhisselam. Şimdi hokkabaz tabii dışarıdan geçerken yanındakini dürtüyor böyle. Ulan diyor, görüyor musun 20. asırda hocalar neden bahsediyor diyor. Ya. Abdülbasr Efendi diye eski hocalarımızdan biri muhterem Müslümanlar. Kağını ilk defa yapılmış. Konya'da kağını ilk defa yapılmış. Öküzleri koşmuşlar kağınıya. Abdülbasr Efendi'yi Hasan köyüne götürecekler. Hoca Efendi kitaplarını almış, orada vaaz edecek tabii. Kağınıya binmiş. İki gözü bir ırmak ağlıyormuş. Ya Rabbi ne büyük nimetler gördük Allah'ım. Hem oturuyoruz hem gidiyoruz diye. Abdülbasr Efendi o gün diselerdi, 39 bin kilometre süratla füzeler semavatı seyredecek. Alemde şimdi dolaşan yüzlerce peyk var. Kimi radyolar için, kimi televizyonlar için, kimi muhaberat için, kimi şu için, kimi bu için. Evet efendim, kimini Mars'a, kimini Merih'e, kimini Zühal'e göndermişler. Oradan haber verecek, aşağıya fotoğraf verecek. Buradan o fotoğraflar alacaklar. Semanın sırrını keşfedecekler. Şimdi o Hoca Efendi'ye gün gelecek böyle olacak falan deseydik, muhterem Müslümanlar, adama çımarhanelik derdi değil mi? Ya, ya. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin meleklerine verdiği vazifeler o kadar kutsi, o kadar ilahi, o kadar üstün ve yüce ki beşer aklının oraya varması, yaklaşması mümkün değil muhteremimler. O ayrı bir alem. Evet. Eğer misal verebildimse aklınıza az çok bir şey vermiş oldum. Cenab-ı Cebrail aleyhisselamın Fahri Kainat Miraç gecesinde gördüm diyor. 600 kanadı var diyor. Aleyhi sittüme eticana, Miraç gecesinde Sidre-i Münteha'da gördüm. 600 kanadı var diyor. Bir kanadıyla 1000 parça şehri toprak altı itme gücüne sahip. Zihri sefer etmeye sahip. Kadir. Gençler, gerçi tabii mavzum gene geri kalıp gidiyor ama şunu da söyleyeyim. İki tane vazifeli melek var. Bu dörtten sonra onları da söyleyeyim. 10 melek isimlerini öğreneceksiniz inşallah Teala. İki tanesi bizim amellerimizi yazmakla meşgul. Rakib, Atid. Sağımızdaki melek hasenatımızı yazıyor. Solumuzdaki melek seyyiatımızı yazıyor. E hocam biz defter kalem falan görmüyoruz. Ya benim teyp de var evde, senin evde de var. Hiç defteri kalemi yok. Mikrofona konuşuyorsun. Suretle beraber kaydediyor bakın muhterem Müslümanlar. Ya ne garip dünyadayız değil mi? Ben burada konuşuyorum, hem sesimi kaydediyor hem görüntümü alıyor. Ondan sonra da yarın veya bir gün tekrar televizyonda naklediyor. Ulviyat alemine ait şeyler artık dünyayla karıştırılmaz. Onları müstakil vermek lazım. Onları etrafındaki bütün kötülükleri budayarak, tamam mı? Yani filmleri, bankları temizleyerek iyi görüntülerle Allah'ımızdan bahsediyor, Kur'an'ımızdan bahsediyor, efendim Resulullah'tan bahsediyor, Ricalullah'tan bahsediyor, Mesnevi ve hakeza ve hakeza. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefit kılsın inşallahü teala. Aziz cemaat, gençler bilhassa sağımızda hasenatımızı yazan melek, rakib atid solumuzda seyyiatımızı yazan melek. E hocam demek bu yaptığımız çöl ortasındaki amelden karanlık gecelerdeki en ufak işimize kadar yazılıyor mu bunlardan? Mı?
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Hafız kardeşim, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Çıkan her söz, yapılan her iş, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Zerre kadar hayır, zerre kadar şer. Hatta muhterem Müslümanlar, burada şöyle bir latifeyi de söyleyeyim size, bakınız. Bir müminin altın kalbi var. Cenab-ı Hak cümlemizin kalbini en değerli altın seviyesine yükselsin inşallah. Bir müminin, bir kardeşimin altın kalbi var. Kendisi fakir. Fakat o altın kalp elmas gibi bir niyetle dolu. Ya Rabbi, bana bir servet versen şuraya bir şadırvan yaparım. Allah'ım bana bir servet versen şuraya bir kütüphane kurarım. Gençlik gelsin kitapları okusun. Allah'ım bana bir imkan versen açları doyururum. Çıplakları giydiririm. Devletime, milletime lazım gelen bütün yardımları fazlasıyla yaparım. Mahşerde, Müslümanlar, mahşerde o kul amel defterini eline almış. وَوْضُعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مِنْ مَا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا Allah Allah! Kitap önlerine konup defter ellerine verilince Allah Allah! Hayatımızdaki en ufak bir amelimiz, bir kelimelik bir sözümüz, cümlemiz hepsi içerisinde ya Rabbi. Bu ne acip tabut varakası, bu ne acip not defteri böyle. Böyle diyecekler muhterem Müslümanlar. Ya, duvar arkalarında, gizli perde gerilerinde, ümmeti Muhammed ve İslam için kurduğum her şeyi Mevla görüyor, biliyor, duyuyor. Söylediğim ve konuştuklarını eyvallahi ve billahi kelime kelime kaydediyor. Trilyonların içerisinde mahşerde o defter açılacak ve yaptığı okunacak ümmeti Muhammed'in önünde. Şuradan çarşının içerisinden müminler, sizi de bizi de Rabbimiz suç işlemekten korusun. Mesela birimiz bir suç işlese, emniyet eline buka vursa, Allah korusun, ahbabının yaranının içerisinden karakola götürse ne kadar mahcubiyet duyarız değil mi muhterem Müslümanlar? Tanıdığımız insanlar bizi gördükçe nasıl yüzümüz kızarır, başımızı önüne yeriz değil mi? Milyarların ve trilyonların içerisinde adalet sehpasına çıkarılacak. Bu adamı görüyor musunuz? Melekler nida ediyor. Alacağı olanlar gelsin alsın, vereceği olanlar gelsin versin. Mahkeme-i Kübra, adli ilahi günü, ahkemül hakimin amellerin mükafat ve cezalarını verecek. Öyle bir gün ki muhterem Müslümanlar, o günden nasıl korkmazsınız, nasıl çekinmezsiniz ki, yevmen o günden nasıl çekinmezsiniz ki? Yec'alül vildâne şîbâ diyor Kur'an-ı Kerim. 7-8 yaşında çocuğun sakalını bir hamlede ağartacak kadar dehşetli bir gün. Ya ben size hiç masal ve hikaye anlatmıyorum muhteremimle, hiç hiç. Allah'ın kelamı, Resulünün buyruğu, İslam'dan misal getirerek Hazreti Muhammed'in sayfelerinden getiriyorum, tamam mı? Cenab-ı Hak o güne hazır olmayı nasip etsin. Amin. Gençlere melekler dedim de Rakip ve Atid'i de öğreneceksiniz. İki tane melek daha var Müslümanlar. Kabre vardığımız zaman hemen geliyorlar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Kitabın ne diye soracaklar.
"Men rabbuka ve men nebiyyuka ve ma dinuka ve ma kitabuk" diye soracaklar. Daha kabre girer girmez soracaklar. Ey hocam, biz kabrin başında duruyoruz ama öyle bir şey görmüyoruz. Bizim görmemize ihtiyaç yok. O işler o aleme ait. Rüya gören adamın ruhuna girebilir misin Müslüman kardeşim? En basit misali. Çocuğun bazen böyle bir titreme yapıyor filan. Dürtüyorsun, "Oğlum, babacığım rüya gördüm" diyor. Masum yavrum. "Peygamber Efendimiz'i gördüm" diyor. "Elinden öptüm" diyor. "O da benim alnımdan öptü" diyor. "Beni evlatlığa kabul etti" diyor. Misal. O dışarıdan dünyayı versen o çocuğun haleti ruhiyesine, rüyasına girebilir misin? Kabir de öyle işte. Ya Cenab-ı Hak ruhları nisbi olarak cesetlerle ilgili kılıyor ve o arada münker nekir. Gençler, bunu da öğreneceksiniz. İki melek kabre suale geliyor. "Bırak hocam ya, sen de be. Ben öyle şeye inanmıyorum." Senin canını okuyacaklar. İnanmadığın da inandığın da hesabını sen vereceksin, ben değil. Tamam mı? Hazreti Ali öyle diyor. Müslümanlar, Hazreti Ali öyle diyor. "Zehebet tabibu vel hakimu kilahuma. Len yuhşaral ecsadu kultu ileyhima. İn sahha kavli felestü bi khasirin. Ve in sahha kavlukuma felestü bi khasirin. Ve in sahha kavli fel hisaru aleykuma." Hazreti Ali öyle diyor. Tabipler ve filozoflar, "Cesetler bir daha haşrolunmaz" dediler diyor. Evet. Yani materyalistler, Allahsız felsefeciler, dünyalık maddeciler, muhterem Müslümanlar, "Yahu toprak olmuş şey hiçbir daha dirilir mi artık?" öyle diyorlar. Memleketimizin neslini Cenab-ı Hak nur gibi yetiştirsin inşallah. Nurla dolu kılsın inşallah. Kur'an'la dolu kılsın inşallahü teala. Ya muhterem müminler. Ya. Haccacı zalim, zalimlerin başı sayılır muhterem Müslümanlar. Haccacı zalim, öyle hafızmış ki, bir ayet sorulduğu zaman atın üzengisine basar, o bir üzengiye basıncaya kadar falan surede, falan sayfede, falan numarada ayet dermiş. Haccacı zalim. Ve Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesinde, Kur'an-ı bidayette, asr-ı saadette noktalar var, hareke yoktu. Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesinde hizmeti var. İstiskaya çıkılıyor, rahmet duasına çıkılıyor muhterem Müslümanlar. 3 gün dua ediliyor, rahmet yağmıyor. Ya hocam, duayla rahmet mi yağar ya? Konya'ya her gelen hayran. Ya Konya cidden Konya'ymış. Gez dünyayı, gör Konya'yı diye boşuna söylememişler. Planıyla, projesiyle, temizliğiyle, sokağıyla, caddesiyle, ama bazen kulağıma kadar geliyor. Belediye başkanları ta ilerideki sokaklara da himmet etsinler. Ara sokaklar filan da şöyle bir tertemiz temizlensin. Her taraf, hani muhterem müminler, dedemin bir tabiri var. Yağ döksen yalanır diye. Biz böyle Konya istiyoruz inşallah. Tamam mı? Tertemiz Konya. Muhterem müminler, sözü hakikaten de biraz dağıttım. Ama şu meleğin 8.'siyle 9.'sında söyleyivereyim artık. Gençler 10 tane melaikenin ismini öğrenecekler. Gelecek derste kaldırıp soracağım ona göre. Cennetin hazini olan, amiri olan melek Rızvan, cehennemin maliki ve amiri olan melek de Malik. Rızvan, Malik. Tekrar sayayım.
mavzuma dönmüş olayım inşallah Teala. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Rakib, Atid, Münker, Nekir, Rızvan, Malik. Bu 10 büyük meleği nerede vazifeliler, işleri nedir, kudretlerini bilerek bütün Müslüman evlatları, şimdi babalar diyecekler ki, hocam biz bilmiyoruz ki oğlumuz bilsin. Ha babalar, ne dersiniz? Ya Tahir hocana darılmıyorsun değil mi? Dünyanın bin türlü dalaveresini nasıl öğrenirsin ha? Tarlayın bir karışına tecavüz etseler avukat avukat dolaşırsın. Efendim? Tapuyun bir kenarına bir şey kondursalar emlakçıları eşiğini aşındırıyorsun. Hakkımı aramak için hakkımı arıyorum diyeceksin. Ve haklısın da tabii. Ama dinine, mukaddesatına gelince, ilahi ilimlere gelince, babacığım gel sen de uyan ne olur. Sen ne kadar uyanırsan neslinde o nispetle yiğit yetişir ve geleceğimiz onların nuruyla aydınlanır inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, Mevlana zîruh olan mahlukatı üç ayırıyor dedim. Melekler. Evet. İnanıyoruz. Vardırlar. Vardırlar. Muhterem Müslümanlar, rahmetin her damlasıyla bir melek iner deninceye kadar söz söylenmiş olsa, ben öyle pek de saf hocanız değilim. Allah'ın kudreti ona bile yeter diyorum bakın, tamam mı? Ya, ya. Rabbim bizi köklü imanımızdan ayırma. Amin. İkincisi muhterem Müslümanlar, tam ortadakini söyleyeyim. Hayvanat, melekler dedim, hayvanat. Filden karıncaya, attan deveye hayvanat. Melekler sırf akıl dedik, nefis yok. Hayvanat da sırf nefis ve şehvet, akıl yok muhterem Müslümanlar. Sadece kendilerini idare edecek kadar. Sadece kendilerini idare edecek kadar muhterem Müslümanlar. Hayvanat elinde değneği anlıyor. Şöyle kamçıyı salladığın zaman vurmadan yürümeye başlıyor. O kadar aklı var. Su havuzunun olduğu yere kadar kendisi gidiyor. Koyunsa sabah ve akşam sağılma zamanında o sağılacağı yere koyun geliyor, kendiliğinden toplanıyor ve orada duruyor. Bu kadar aklı var. İnek, muhterem müminler, inek buzağısını doğuruyor. Daha inek buzağı yere koy koymaz hemen dönüyor, yalamaya başlıyor. Ve o yavru, hey yüce kudret, nereden öğrendin? Rahmi maderinde, ana karında sana hangi muallim talim etti muhterem Müslümanlar? Daha o yavru inek onu yalamaya dönünce hemen ağzını uzatıyor, ineği emmeye başlıyor. Yavru. Yani mahlukatın, hayvanatın aklı bu kadar. Şehvet ve yemek ve içmek, bir de insanoğlunun yükünü taşıma. Ravzu Riyahin Fi Hikayatı Salihin diye bir eser var. 400 kadar evliyanın keramet ve hasletlerinden bahseder. Ravzu Riyahin Fi Hikayatı Salihin. Eğer açarsanız orada Hasan-ı Basri Hazretlerinin hayatını naklederken köpeğin 10 tane hastasından bahsediyor. Hasan-ı Basri Hazretleri köpeğin 10 tane hastasından bahsediyor. Bir tanesi bir adamı veli eder diyor. Bu 10 hasletten bir tanesi bir adamı veli eder diyor. O kadar köpekliği verip de geçmeyin. Mahlukat-ı ilahinin. Ama muhterem müminler, onun aklı köpekliğine yetecek kadardır. Tamam mı? Şehvet, yeme içme hırsı hayvanatta galiptir. Akıl ancak kendini koruyup yetiştirecek kadar verilmiştir. Melekler sırf akıl, hayvanat yetecek kadar akıllı, şehvet ve nefis. İnsan üçüncü varlık. Ruh taşıyan, can taşıyan mahlukattan üçüncüsü insan. Muhterem Müslümanlar, akıl da tam verilmiştir, nefis de tam verilmiştir.
Duyuyor musunuz Müslümanlar? Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Akıl da insana kemaliyle verilmiştir. Nefis de insanoğluna tamamıyla verilmiştir. Eğer insanoğlunun aklı galip gelir de nefsini terbiye ederse, ona nefs terbiyesi diyoruz. Ezan okundu. Yani biz mukaddemeye de girmedik bugün. Yine Allah'ımız lütfetsin, kerem kuruyorsun. Cenab-ı Hak konuşmalarımızı rızasına uygun etsin diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz "Ada adüvike nefsükelleti beyne cembeyik" diyor. Ey Ademoğlu, senin en tehlikeli, korkunç düşmanın dünyaya yerleşen yedi başlı ejderha, nefse emmaredir diyor, haberin olsun. Ya. Muhterem müminler, şu kadarını söyleyeyim, ders kesiyorum. Evet, kalanı gelecek cumamızda görüşeceğiz inşallahü teala. İnsanoğlu kamil akıl, tam akılla tam nefis ve şehvetten mürekkeptir dedik. Muhterem müminler, eğer insan aklı galip gelir, ruhaniyeti galip gelir, imanı galip gelirse meleklerden üstün rütbelere yükselir. Duyuyor musunuz? Gençler, insanoğlu aklını kullanırsa, Allah'a kul olursa, peygambere ümmet olursa, Kur'an yoluna salik olursa, nefis ejderinin bağrına cihat hançerini saplar, tepesine mücadele ayağını basarsa, meleklerden çok daha üstün varlıktır. Eğer insanoğlu nefsine tabi olursa, şehvetine tabi olursa, hırsına tabi olursa, eli duaya açılmazsa, alnı secdeye gelmezse, beli Allah huzurunda bükülmezse, dili Allah, 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 Allah demezse, hayvandan da çok daha adi derecelere düşer. Sümme radednâhu esfele safilin. Kur'an. Sümme radednâhu esfele safilin. İnsan, gelecek sohbetimizde bu defa varamadık artık. Gelecek sohbetimizde varacağız. İnsanoğlunu ahsen-i takvimle yarattıktan sonra eğer nefis ve şehvetine tabi olursa aşağı olanların da aşağısına düşecektir buyuruyor Cenab-ı Hak. İndireceğiz onu. Muhterem müminler, diğer ayet-i celle'de اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَدَ اِلَٰهَهُ اَهْوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُولُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Diğer ayet devam ediyor. اِنْهُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلُّ سَف۪يلًا. Ya Rab, Ya Rab. Efendim, yani nefsini ilah ittikaz ederek şehvetine tabi olan, hayatında sadece kasasını, kesesini doldurup nefsini tatmin etmek için bir ömür harcayan gafiller, cahiller ve zalimler için Kur'an böyle diyor. İnhum illa kel en'am. Onlar yiyip merada yayılanlar gibidir. Belhum edallu sebila. Belki onlardan daha sapık, daha ciddi dalalet içerisinde, daha büyük karanlıklara gömülür, mahvolur giderler diyor. Muhterem müminler, bizim vaazımızın gayesi şu: mümin kardeşlerimizi omuzumuzla cennete taşımak. Kabul ediyor musunuz Müslümanlar? Mümin kardeşlerimizi omuzumuzda eğer kadir olursak cennete taşımak. Devamlı Allah'a doğru, devamlı hidayet ve tevfika doğru, devamlı nur ve aşka doğru, devamlı cennet ve hidayete doğru. Ateşle ve azapla bizim ne işimiz var muhterem Müslümanlar? Biz insanca yaşamayı, melekten daha üstün neşelerde Rabbimize kavuşmayı istiyoruz. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun, aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle gülerek ve Rabbimizin edvarını, nurunu görerek çede kapamak nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batından iştinab eyleyen zümreyi salihine ilhak eyle. Şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye-i mustafaviye temessüf ve ittibalarımızı yevmen feyvman müzdad eyle. Bize
ve bütün ehli imana, mümin kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.